Hocam be. Ulan vuruldu adam. Mercedes, Prada. Aşk olsun. Evin salonunda çektik lan senle. Çocuğu var. Seni unutmayı ben her defada deniyorum ama olmuyor. Diyorlar ki senin belanı s**eyim Doruk. Buradayım be buradayım. Kurban alırım. Oğlum bu insanlar ne zannediyor beni? Bu sene 5 albüm geliyor sana. 30 saniye boyunca elveda serisini öp. Ya var ya bu çocuk beni katil etmiş. Yakında yeni bir show programımız başlıyor. Şu an şerbelimin az 5 katım daha önce. Ne diyorsunuz ya? Bu programın yaratıcısıyım ben. Kaç kere benim böyle çok ağır sarhoş sahneye çıkmışlığım var. Sonuçta normalde ana sahne Şanışer. Ve çoğu insan onun için bilet alıp gelmiş. Biri geliyor. Şey no bir SD. Arkadaşlar Başak 9 kere bu programa katıldın hayatım sen. Bu kızı niye böyle bırakıyorsun? Emrullah abi sen niye yapıyorsun? Herkesi anlarım Emrullah abinin ihanetini anlayamam. Bize bir şey söyledi ben hissetmedim. Bize geçmedi. Ayda bize geçmedi geldi Ece hocam. Muhteşem bir programa hazır mıyız arkadaşlar? Rap Show'un yeni bölümü... Ulan çok tükürük gitti be hocam. Rap Show'un yeni bölümüne... Hoş geldiniz! Hocam be, 100 bin plaketimiz geldi. Şu plaket bir haftadır evde duruyor. Programda açmak için böyle var ya, delirdim, grupta konuştuk, açsam mı, açmasam mı, ne yapsam, ne etsem diye ama bir haftadır direniyorum ve şuradaki bantlarını bile açmadım. Bu programda açmak, sizlerle birlikte açmak istedim bu plaketi. Çok heyecanlıyım, çok böyle acayip duygular içerisindeyim. Hiç uzatmayacağım çünkü bu plaketi yanında açmak istediğim de bir konuk var. Hani bu bölümü bir başkası da yapmayı düşünmedim, düşünemedim bile be. Hocam be, Samet hocama kocaman bir alkış be. Ön alkış. Yo gelmiyorsun daha. İçimden geldi hani. Gönlümden koptu ön alkış. Vallahi Rap Show'un sezonlarca böyle devam edebilmesi için abone olmayı, bunu söyleyelim aradan da Emrullah abi çocuklarını okutabilsin. Abone olmayı, yorum atmayı, zili bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle 100 binler, 1 milyonlar, 10 milyonlar böyle aboneler, plaketler kutlayalım. Hiç uzatmadan direkt olarak konuğumu sunmak istiyorum. Çünkü bu plaketi Sokrat'ın, Samet'in yanında açmayı çok istiyorum. Direkt olarak konuğumu sunacağım. Çünkü bu anları onunla birlikte yaşamak istiyorum. Nasıl bir kurgunun içindeyiz ama bunları yazmışım buraya. O şahane bir adam. Onu uzun uzun anlatmama zaten gerek yok. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rap Show'un yaratılışında çok büyük katkıları, çok büyük emekleri olan bir dost. Karşınızda Sokrat İşti! Rap'ten ne istediğimi bilmiyorum aslında. Duyurladım be. Kısmında özellikle çok duygulandım. Evet, şahane dediğin kısmı kağıttan okurken böyle bir kurmaca çok duygulandım. Şey bir dost içinde şeyden baktım böyle hani burada teksten var. Müthiş bir şahane notlarım arasında var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Of be 5 sene sonra. Evet evet kanka çok oldu ya. Senle bu bölümde Rap Show'un yaratılışını uzun uzun konuşmak istiyorum. Normalde ben bu bölümü tek çekecektim kanka. Dedim ki yani bir konuk olacaksa bence bu Samet olmalı. Onunla dedim birlikte yapmalıyız bunu. Bak sesim falan gidiyor böyle çatallanıyor görüyor musun? Ağlama oğlum. O yüzden... Geldim ben. Buradayım be oğlum. Buradayım be buradayım. Plaket açılışımızı yapalım mı? Yapalım abi. Bir haftadır müthiş. İçimde tutuyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Alışıksın sen. Yok abi benim de 100 küsür falandır. İşte var değil ama ben almadım. Neden? Bilmem. Ben... Gerek duymadım. Yoklar öyle değil ya. Şey uygulamadan bir şey yapmak gerekiyor. Tabii hocam küçük ben... bir connection yapıyorsun. Aynen. Çok basit bir şey yapmadım ama zaten. Yapmadım onu işte. Açıyorum hocam. Yapıştır kanka. Çok heyecanlıyım vallahi bir haftadır. Tok diye plaket ortadan yarıyormuşum değil mi? Bir haftadır bu anı bekliyorum. Ya şey bunun örneğini çokça görmüş olmak bir şey değiştirmiyor yani. Sana ait olanı görmek çok tabii, başka tabii. Bir his ya böyle yani. Hadi bismillah. Onu güzel de paketlemişler ha. Hocam şöyle YouTube'dan bir efendim böyle bir teşekkür kağıt kaliteli hocam. Şöyle bir dokun istersen. Yeter o kadar yeter. Şöyle bir YouTube'dan teşekkür mesajı. Efendim abone sayınızdaki bu dönüm noktası için öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Başınızda pay sahibi olmaktan dolayı onur duyuyor ve deneyiminizin mükemmel olmasını istiyoruz. Bu ödül sizin için Clark tarafından özenle incelendi ve paketlendi Rick. Of be hocam be. Çünkü paketinden çıkartayım önce bir saniye. Hocam be. Hocam be. Ulan vuruldu adam.
Ama Emrullah abi geç gelir, hep böyledir yani. Bir alkışlamak falan hocam. Çok güzel kanka vallahi. Vallahi. Yemin ediyorum. Tatlı bir an be. Yani vallahi. Şunun kazanılma süreciyle ilgili olan süreç çok enteresan ya. Şimdi mesela uzaktan izleyen için çok bir şey ifade etmiyor belki ama senin evinde başlayan o süreç. Şunu bir kaldırayım kaza bela gelmeden başına. Ben biraz elimde tutayım ya. Tut lan. Biraz böyle hocam. Biraz çocuk oynasın gibi oyuncakla. Samet de rap show be. Vallahi rap show. Senin bence. Evinin eski evinin Bahçeşehir'deki evinin salonunda bugünleri konuşmuştuk. Ya bugünleri konuşmamıştık da hatırlıyor musun sana gelmiştik. Kapıdan bir girdik senin evine. Köpeğin her yeri parçalamış. Evet. Bütün koltukları yemişti. O günü hatırlıyorsun. Evet, Ecevit aslında teorik olarak ilk tanıştığımız gün senin yanına gelmişti, hatırlıyor musun? O zamanlar Sarp askerdeydi hatta. Sana gittik. Dedik ki Samet böyle böyle bir fikrimiz var. Biz ya dedik, bunlar geldi bana. Şey diye öyle anlatırlar ya arkadan. Sen ölmeye dur yani. Ya yaptık işte abi dedik. Abisi dedik. Cebini açtığımı şey, koymadım. Neler yaptım da susuyorum. Abi, çek hadi artık. Yo, şeydi. Biz seni biz seninle bir şey yapmış. Kısmını konuşmuştuk ama. Sen YouTube sürecindeyken. Ben seni Dorukcan Özgüler YouTube kanalını kendi adın koy ısrarımı. Sen ben öyle... çok ısrar etmiştim sana. Hocam be hiç hatırlamıyorum, emin miyiz? Ya kanka çok mutluyum kanalın ismini Dorukcan Özgüler yaptığım için. Çünkü buradan izleyicilerimize de şunu söyleyelim arkadaşlar. Çok talihsiz şartlardan dolayı böyle ağda kıvamında çok uzun yıllar rap show yapmak zorunda kaldık. Ki bunun 3 yılı ara vermekle geçti pandemiden sonra. Bu kanalda yapmak istediğimiz tek şey rap show olmadığı için kanalın ismini Dorukcan Özgüler koyalım dedik. Yoksa kanalın ismini rap show koysaydık belki şu an 300 bin abonemiz vardı yani. Çünkü öyle isim soy isim olunca daha zor oluyor bu abone kasma süreci. Ama Dorukcan Özgüler yaptığım için çok mutluyum. Çünkü yakında yeni bir show programımız başlıyor. Böyle tüm branşlardan sanatçıları konuk aldığımız rap show'un haftaya sezon finali. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet. Haftaya sezon finali arkadaşlar. Bir süre rap show olmayacak ama harika bir show programıyla karşınızda olacağız. Böyle tüm branşlardan fenomenler, rockçılar, popçular, türkücüler, sanatçılar, az solistler, onlar bunlar herkesi konuk aldığımız bir program olacak. Şimdi senin evine geldik Samet. Dedik ki seninle bir fikrimiz var. Bir program yapmak istiyoruz rap show diye. Seninle bunu 2012'de yıllar önce televizyonda yaptık. Ya sen benim 2012'deki yaptığım programın da Türkiye'deki pop üzerine yapılmış ilk show programı diye biliyorum benim yaptığım 2012'deki. Hera bilmiyorum. Orada senle nasıl iletişime geçtim şeydi acaba? Ben ilk seninle tanışmamız öyle başlıyor ya bizim. Televizyon programı. Evet olan, evet. Nasıl ben çünkü de hatırlamıyorum. Seni dinleyen bir adamdım kanka ben. Yani Elvedaları dinliyordum böyle. Bir şarkın var senin Yağmurlu Sokakları ya Trabzon gibi falan böyle. Ha, ne doğru gibi? Doğru. Ne? Şarkının adını ben de hatırlıyorum. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Sonra sana ulaştım Samet bir şekilde. Nasıl ulaştım bilmiyorum ama o zamanlar size ulaşmak kolaydı. Tabii canım. Facebook'tan falan yazmışımdır herhalde. Kesin öyle bir şeydir. Ben de hatırlamıyorum kanka ya. Hani böyle bir belki ortak arkadaşımız vardı da iletişim kurduk. İlk anı hiç hatırlamıyorum. Ben de. Ama programı... şeyi hatırlıyorum. Programı hatırlıyorum yani. Konuştuğumuz beklenmeyen birkaç şey falan misafiri okumuştum. Hadi be! Tabii canlı. Beklenmeyen canlı misafir. Hocam be! Canlı şey vardı. Senin programın güzel tarafı oydu. Performans yapabiliyordun yani. İlk canlı performansın diyebilir miyiz? Televizyondaki böyle hani bir ekran karşısındaki. Değil kanka. Değil midir? Yalan söylemeyeyim yani. Başka bir yere çıkmış mıydın kanka ondan önce ya? Tabii çıktım ya. Hayır bir de şeylere de çıktım kanka yani şimdi. İsmi lazım. Kim kanka söylesene mi? Abi Okan Beyaz. Benim programdan önce. Tabii abi. Şaşırdığım şeye bak yalnız hani 18 yaşındayım. Benden şimdi önce Okan'ın çıkmış olması koyuyor bana yani. Hayır bu arada şaka yapıyorum. Ha şaka yapıyorsun. Oğlum ya ben de inanıyorum. Çünkü o dönemde öyle bir konum yoktu ya. Nasıl çıktım yok, falan yok, diyordu. Tamam okey. Nasıl çıktın? Aşk olsun. Küçük görme bakar mısın? Nasıl çıktın oğlum seni? Kim ne yapsın lan? Yemin ediyorum ona şaşırdım ben. İzleyemedim. Yok yok kanka. Ya bu arada çıktım ama yani. Önce mi sonra mı bilmiyorum. TRT'de bir programa çıkmıştım. Mesela daha mı önce daha mı sonra bilmiyorum. Serdar Kuzu. Serdar daha sonra kanka. Ha yani. Evet. İşte o daha dönem sonra. Çünkü birbirine bir sene falan var arasında ama işte şeyi hatırlamıyorum. Evet ki. Evet. Senin kırmızı süveterini hatırlıyorum kanka. Aynen. Ben nelerimi hatırlıyorum. Abi ya. Ben daha başka şeyler hatırlıyorum da şu an programda onu söylemeyeceğim ama sonra arada sana anlatacağım. O günlerden başlayan macera sonra ben işte oyunculuk bu oyunculuk hocam tiyatro miyatro iyice buralardan uzaklaştık. Sonra ben en son oynadığım bizden ayrılınca rap de bir anda böyle patlayınca dedim ki ya niye biz bir şey yapmıyoruz ama hiç çevremiz yok kanka rap dünyasında. Hani bir tek senle olan iletişimim kalmış yani. Tek seçenek zaten sendin kanka yani. Aynen. En iyi seçenektin benim için.
Nasıl toparlanır buradan bilmiyorum. Çok iyi bir seçenektin kanka yani. Şaka bir yana gerçekten. Kağıda bak hani ne seçenek oldu. Bakayım dur. Yani seçenekler şahane arasında. Şahane bir seçenekti. Notların arasında vardır. Bak şeye bakayım değil mi? Harika bir dost. Harika bir dost olmak seçmek istedim. Senin evine gelip bu fikri sana anlattığımda sen bize yardım etmeseydin bugün rap show yoktu kanka. Ya estağfurullah kanka. Hiç mütevazı ama şey çok yapma. Güzeldi. Şimdi o dönem rap adına yapılan tabii ki bir iki program falan vardı. Ben program izlemeyi seviyorum yani. Yani sadece Türkiye çevresinde değil. En azından bir rapçi şeyi düşünebiliyor ya. Hani abi artık şu sorulardan vaz mı geçsek? Yani biz rapçiler aramızda oturup bir şey konuşuyoruz çünkü. Şuna çıktım mı çıktım Dime çıktım falan. Dolayısıyla hani o çevreden şeyi fark ediyorsun. Ya şunlar şunlar olmasın. Biz mesela başta seninle konuşurken böyle bir şeyleri de konuşmuştuk. Hiç rap yani, konuşmayacağız falan evet, böyle. Olağan evet. Şeyin biraz dışı yani daha eğlenceli bir şey. Yani sen öyle bir şey düşünüyordun zaten yani hani konuşurken. Hiç raple yani konuşmadık gerçekten kanka. Evet, yani evet. 50 bölüm bu 49. bölümümüz bizim. Hiç rap konuşmadık. Bazen ya onda şey abartmamak da lazım. İyice adam bir albümünü tanıtmaya geliyor buraya yani. Yok yok. İşte, albüm çıkarmış falan. Programlara çıkayım. Hani birazcık şey albüm tanıtım süreci. Abi biz hiç rap konuşmuyoruz. Kanka sadece başında son çıkarttığı single ya da son çıkarttığı albümü ya. Konuşup bir de baba neler yapacaksın sonra falan diye konuşup orada müziği bitiriyoruz. Hatta ya. Yorumlarda şey geliyor. Abi hiç rap konuşulmuyor. Hiç müzik yok abi çünkü bu rap show'un öyle bir vaadi de yok yani. Hani rap konuşulmayan rap program. Sadece ismi rap show yani bu programın. Çünkü burada biz insan kanka her yerde anlattınız zaten rapçilik. Sonra biz ikinci sezon itibariyle de programın formatını roasting'e biraz çektik kanka. Onu da bazen insanların böyle yanlış anladığı zamanlar oldu. İşte ofansif mizahın bazen çok karşılığı olmayabiliyor hani izleyicide. Yanlış anlayabiliyor. Abi adamın üstüne ne çok oynamışım falan diye. Bu bir roleplay arkadaşlar. Yani ben normalde de kamera arkasında böyle ofansif espriler... Normalde daha götüm. Daha aynen. Daha da ofansif espriler. Tevazu. Bu tevazu da... Mütevazi yani. Mütevazı hali. Yani böyle güzel bir şeye başladık ve ilk belki 10 bölümde de her bölümde Samet Arif birinci sezonda. İşte kanka ikinci bölüm konuğu kim? Kimseyi tanımıyoruz abi düşünsenize. Hiç kimseyi tanımadan. Hani biz oyuncuyuz. Bir tek çevremiz hep oyuncular mı oyuncular. Hani seni arıyoruz kanka ikinci bölüm kim olsun? Üçüncü bölüm kim? Zaten susamam sayesinde. 19 kafadan bir şey verdi. Kardeşim şimdi şunu arayalım. Kanka susamamdaki galiba neredeyse herkesi aldık biliyor musun? Kamufu aldın mı? Aldık tabii. 24. bölüm. Kardeşim ya hafızası da ya. Birinci sezon 24. bölüm. Ece'de vardı hatta o bölümde. Sonra sana programı çektik. Senin Bahçeşehir'deki evine geldik izlemek için nasıl falan diye. Tak kapı çaldı. Tüm suratsızlığı ve yüzsüzlüğüyle Ece Efe. Ben içimden şey dedim yani bir insan bu kadar kaba olur mu ya? Yani, kanka şey ben Ece ile hayatımı konuşsam program çekerim burada. Yani. Kanka şey olduk böyle o da kabul ediyor zaten hani. Şey böyle hiç selam vermiyor. Ulan içeride bir iki tane üç tane yabancı var. Bir dön be adam. Bir dön bir merhaba de be. Biz o zamanlar Samet'le muhtemelen yine küstük. Evet. He ama Samet'e geldin. İşte bir ihtiyaç. Abi şey bizim küstüğümüz de öyledir bu arada. Yani 50 metrekare içinde birbirinin yüzüne bakmadan. İşleyiş devam eder. Sistem devam sistem eder ya. Sistem bozulmaz. Sonra aylar sonra seninle tekrar karşılaştık. Ya o da 10. bölüm, birisi 10. bölüm Sarp'ın bölümünde. Ece o gün geldi. Orada tanıştık. Tanışma o tanışma. 3. sezonda kız yönetmenlik yapıyor. Yükselişe bak o. Kanka yani çok enteresan. Sana rap show'a tüm desteklerin için çok teşekkür ederim Samet. Rica ederim. Kocaman bir alkış Samet'e. Lan var ya ikinci sezondan beri yaptığım en duygusal ve en oturaklı aklı başında konuşma şu ana kadar konuşmamdır herhalde yani. Bu en duygusal. Hadi götlük zamanı adamım şimdi falan. Şimdi göt. Ya şey ben çok seviniyorum yani senin işte o zamandan bu zamana kat ettiğin yolu çünkü bence çok daha fazlasını hak ediyorsun. Hatta biz şey kısmını da konuşmuştuk. İşte adının Dorukcan Özgüler olma sebeplerinden biri sen yarın öbür gün. Yapmak istiyorsun. Sen Samet orada orada ekmeğin yansın istemiyor. Hayır şey yani ya önemli değil abi kimin ne dediği de şey kısmını söylüyorum. Daha sonra başka konsept programlar çünkü bunu biz karşılıklı şeyi konuştuk. Rap show mu olmalı, Dorukcan Özgüler mi olmalı noktasında yarın öbür gün başka konseptlerde, evet, tazlarda abi. Belki hani konuklu da değil, belki tek başına, evet, belki evet. Başka janrdan konuk alarak yani. Çok iyi bir ileri görüşlük kanka bu arada. Tebrik ederim gerçekten. Yok estağfurullah. Yok oğlum orada ben şey bunu karşılıklı konuştuk zaten. Evet. Hani şey değil hani ben şöyle yapmalısın falan ama da dememiştim. Ama sen bu taraftaydın yani hani şey konu olarak. Konuyu açtı. Evet, böyle, evet. Öyle bir noktaya gelmişti konu yani. Ama bugün geldiğimiz noktada şey güzel işte. Ya başka işte konsept
konseptlerde işte yapman. Evet şey... abi çok istiyorum kanka. Şey çünkü yani hani biz ilk 27 bölüm çektik, sonra pandemi girdi, 3 yıl ara verdik. Ondan sonraki süreçte aslında burada ikinci sezonun başlamasıyla ilgili böyle en büyük mimarlarından biri var. Onu da böyle 5 dakika alıp ona da bu süreci çok konuşmak istiyorum. Oğuz'a bir mikrofon takalım. Oğuz 5 dakika programı. Hocam be Oğuz hocam be. Hemen bir mikrofon Oğuz Bey'e tak diye takalım. Rap Show'un ilk baharı seninle, bir de Rap Show'un ikinci baharı kısmı da Oğuz'la başlayan bir süreç gerçekten yani. O zaman alkışlarla Oğuz'u sahneye alıyoruz. Oğuz hocam buyurunuz. Abi merhaba. Kankacığım kalkamadım da. Kalkma. Bir şey diyeceğim, bu tarafta olmak çok... Bırak şimdi. Hoşuma giden bir şey değil. Çok farklıymış burası. Şimdi kanka Rap Show'un ilk baharı seninle, ikinci baharı da, ikinci baharının başlangıcı da Oğuz'la. Bir gün abi börekçide oturuyorum, tamam mı? Böyle hani artık YouTube'u falan komple... Arada şunu şey yapayım mı? Ben tutayım. Komple salmışım yani. YouTube'u falan bırakmışım komple. Hayatımda da ne yapacağıma karar veremediğim bir dönemdeyim böyle. Bir ajanstan böyle bir mail geldi böyle. Ve şey, çok tanınan bir ajans olduğu için inanmadım da açıkçası başta. Şey yazıyor çünkü işte, merhabalar Dorukcan Bey. Rap Show programınızı gördük, çok beğendik. Bunu tekrardan hayata geçirmeyi düşünür müsünüz? Daha ama çok güzel. Ama parka 100 bin dolar nakit para bırakırsanız gibi bir şey gelecek bir hissi var yani devamında. Bir dolandırıcı. Aynen. Çünkü 3 yıldır kanala hiçbir şey atmamışım. O zaman kanal abone sayısı 30 bin. Şey diyorum içimden, neden ben? Hani ilk sezondaki yaptığım sunumdan da çok memnun değilim. Zaten toyuz yani orada daha böyle. Hani ikinci sezonda falan tabii. Kralını taradık yani kardeşim hani şimdi. Yok, hani... Sen öyle diyorsun ama şey de ilk sezon da mesela şey değil ya. İnsan kendindeki hataları görür evet, ya. Evet. Hani dışarıdan şey durmuyor. Evet abi. Toy durmuyor ki yani. Toy da çok bugünlerde hoşuma giden bir kelime. Toy. Toy yani. Öyle deme kendine ya. Teşekkür ederim. Sonra bir mail işte. Oğuz'dan geldi. Ben Oğuz bir de bu süreci anlatsın istiyorum. Yani nasıl oldu mesela Rap Show'u nasıl 3 yıl sonra keşfettiğinde şirketi nasıl 30 bin abonelik bir kanala ikna ettin ve bana o maili attın? O şey diye başlıyormuş. Bir gün Sokrat'la tanıştım. Şey değil mi? Bir de tabii evrenler. Orada da arkamdaki İkinci adam. Bahar'ın getirinin arkasındaki. Şey demişsin abi sen. Abi işte dedim çocuklara. İkinci şansı benim abi, verdiğimi bilmesin. Yani ben olduğum bilinmesin. Evet abi şimdi öyle bir anda sorunca ne diyeceğimi de bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Benim o zamanlar işe yeni başladığım bir dönemdi ve ben çok proaktif bir şekilde bir şeyler arıyordum sürekli. YouTube'a giriyordum, Instagram'a giriyordum, Twitter'a giriyordum. Hani kimle neler yapabiliriz? YouTube tarafında da rap dünyasıyla alakalı bir program arayışımız vardı. Birkaç seçenek vardı aslında işin özünde başladığımızda. Ama en doğrusuna en inandığım şekilde seni buldum ve senin yanına geldim. O maili attım ama inanmaman da çok komik vardı. Bir hafta cevapsız bıraktı çünkü bizi. Gerçekten hayatımda maddi manevi kötü olduğum bir dönem. Börek yiyorum böyle. Hani şey ya böyle bayağı gibi bölümündeki hani Feyyaz'ın o bomboş oturduğu sekanslar var ya kanka böyle kafede. Öyle bir sekanstayım. Yani börek yiyorum, çay içiyorum. Boşluğu izliyorum kanka böyle ve o mail geliyor. Manevi olarak da böyle bir tutarlılığım yok. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Televizyona tekrar dönmek istemiyorum. YouTube'a dönmek istiyorum ama artık YouTube çok pahalı bir olay. Yani hani bu prodüksiyonları yapmak. Bizim o hatırlamıyor musun kanka? Orada konuşuruz. Evin salonunda çektik lan seninle birinci sezon birinci bölümü. Bir arkadaşımızın evinin salonunda çektik. İkinci bölümde ablası bizden rahatsız olduğu için kovdular bizi. Yani evet. Anladın mı? Sonra zaten defalarca yerden kovulduk. Oraya da konuşuruz da. Maile inanmadım. Çünkü şey diyorum yani. Eğer doğruysa... Oğlum maile inanılır ya. Mail ya o. Kanka hani, WhatsApp olsa... Şeyden inanmıyorum kanka. 3 yıldır yapmıyoruz abi bir de. Evet sen o süreçte biraz sanki böyle kendine öz saygınla alakalı. Evet abi. İnancımı kaybettiğim bir dönemdeyim. Motivasyonun çok düşmüş. Evsizlerle falan oturup böyle hani ne haber adam falan yani. Ben eskiden var ya. Ben var programım dizilerde var. Dizilerde oynuyorum. Programım var da anlatacağım. Ama nasıl oynuyorum? Gerçekten kopmuşluk seviyemi biliyor musun? Yani bazen olur ya insana. Olduğun adam olmaktan çok uzaklaşırsın böyle. Hani kendini çok dışarıdan göremezsin falan yani. Hakikaten bir hafta sonra falan bir de şey yapıyorum bir yandan lan. Cebimde 200 lira para var. Bir yandan da şey diyorum. Hemen de cevap vermeyeyim ki maile. Çok böyle hani atlıyor gibi gözükmeyeyim. Hani bir hafta mı o? Tabii kanka hoş. Hemen de vermeyeyim. Hani görmüş burnucu da cevap.
cevap vermiş. Yani. Bir hafta değildir lan. 5 gün, 4-5 yani gün falan belki. Geçti. Evet. Sonra mail attım. Şey diyorum mailde de büyük. Yani tam hatırlamıyorum ama. Tabii şartlar sağlanırsa neden olmasın falan ama hani şey diyeyim. Arkadaşlarım ne olur. Aynen. Yazarım yazıyor. Bana özel ben yazıyorum. Kanka. Hocam ifşa etme ama. Kanka arkadaş. Anlık atıyor değil mi? Böyle ne olur. Kanka arkadaşlarımla olan konuşmam gerçekten ona yani böyle hani ağam hani, ne olur olsun bu çünkü olursa hani arkamda bir güç olacak ve bunu tekrardan hayata geçirebileceğim. Ama kanka şeyi anlıyorum. Oğuz'un yaptığı çok hani güzel bir şey keşfetmiş, bir şey görmüş orada falan ve hani buna inanmış yani. Ama bir yanda da senin o motivasyon kaybın böyle ikisi iki uç ya. Evet. Biri evet. Dışarıdan bakıyor diyor ki o abi bunda yol var. Evet abi. Bir içindeki kişi de diyor ki abi bütün yollarımı kaybetmişim. Evet abi. Ben. Ya hiç yaşadığımı yani bilmiyorum. Fazla doruklarda evet, yani. Evet. Evet abi. Yani şöyle dönemler yaşadığınızı bilmiyorum. Kesinlikle. Hani evet. Şey yani olduğun adama olan inancın kalmamış kanka evet. Artık. Yani sanki o işleri yapan ulan sanki kaç yaşındayız yani anladın mı? Yani. Sanki böyle hani huzur evinde sanki hani böyle her şeyi bitirmiş ve kenara çekilmiş bir mottoda falan yaşıyordum kanka. Ben böyle pandemiden sonra bir dönem öyle yaşadım gerçekten yani. O mail beni tekrar hayata döndüren gerçekten bir maildi yani. Ve sonra işte konuştuk, anlaştık. Şahane bir ikinci sezon yaptık. 13 bölümle tüm platformlarda 150 milyondan fazla izlenme aldı. Müthiş üçüncü ya. Sezonda izlenmeleri tüm platformlarda gayet güzel gidiyor. Ve bambaşka bir şey. Araba aldın mı? Yok. Şey kanka ben senin bir programda var ya para yönetme konusunda en az senin kadar kötü bir adam görmek istiyorsan işte karşında duruyor. Kanka, kanka. Sen ben Serdar Ortaç. Kanka gerçekten. Hani, hani üçümüzün bir program yapıp para nasıl yönetilemez diye bir program yapması lazım. Yani burada şey gerçekten birinci sezonun baharı, ikinci sezonun baharı, üçüncü sezonunda zaten beraberiz yani. Çok enteresan. Yeni şovumuzun da baharı inşallah. İnşallah. Oğuz milyonları 70 milyon önce söz verirsen hani böyle yeni projede de. Abi böyle bir söz veremem. Ama şununla alakalı birkaç şey söyleyeyim ben de. Hani hep o telefon en olumsuz anlarda çalar zaten. Ya da hocam gelir. Evet. Ben kader ya da karma neyse ona inanan bir insanım yani. Bence çok da iyi oldu karşılaşmamız. Kesinlikle. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Kavga da ettik zaman zaman. Oo Oğuz'da ne kavgalarımız var. Çok güzel flash kavgalar. Zamanlarımız da oldu. Hani gece 4'te tartıştığımız da oldu. Sabah günaydınlaştığımız da oldu öpücükle falan. Baya iş öyle grubunda bir sürü insan var biz Oğuz'la. Kanlar içinde kavga ediyoruz kanka ama baya kavga ediyoruz yani pençelerle böyle. Yani o kavgalar bizi geliştirdi evet, yani çok orada. Sonuç olarak sen bundan emindin yani. Benim bunun iyiliğin evet. için benim de kendim de yani programın da dünyanın da iyiliği için yaptım yani dünyamızın. Ve sonunda buna hocam başlıyor. Be kocaman bir alkış plakete be. Ya plaket. Ben bir şey alayım. Görüşürüz ben alıyorum. Yani. Oğuz'a kocaman bir alkış geldi için tekrardan. Bir de şu kovulmaları demin anlatıyordum. Onu da çok kısa değineyim. Biz ilk sezonda 8 tane stüdyodan kovulduk kanka. Yok pardon salladım. 4-5 tane stüdyodan kovulduk galiba yanlış hatırlamıyorsam. İlk seninle çektiğimiz bölüm arkadaşıyla... Peki 5.'de böyle hiç hatayı kendinde aradığın bir... Aa, kanka. Hani şey olur hani 5 ise biraz hani... Hadi de 1 göttü, 2 göttü, 3 göttü. Kanka şey oluyor. Çok iyi bilirsin bunu. Hatır gönül işlerinde hiçbir zaman o olur. Mutluluğu yakalayamıyorsun evet. kanka. Ve evet. mesela bunların kovulmak diye ben şimdi burada dejenere ediyorum, makara yapıyorum ama anlıyorum. Birçoğundan ben kendim ayrıldım. Çünkü şeyi hissediyorsun ya kanka hani tamam gel bizde çek diyor mesela birisi ama iki bölüm sonra orada ağırlık yapmaya başladığını hissediyorsun. Ha. Yüzler değişiyor. Şu da şöyle olmasın. Evet evet. Ya Doruk'cum hani şey mi yapsanız çalışanı gibi. Bir. Evet kanka bir de ben böyle konularda çok hassas bir adamım. Anında böyle bozuluyorum hani şey olarak hani tamam diyorum biz şu an burada fazlalığız artık hani. Ha. Hiç öyle şey de yapamam kanka. Olsun ya iş aksın da gittiği yere kadar gitsin gibi bir şey de yapabilen bir adam değilim karakter olarak. Bir tane kafe sahibi işte mesela Sarp'ın bölümünü orada çekmiştik. Rahmetli Berk'in Beta'nın bölümünü de orada çekmiştik. Bir tane kafe sahibiyle tanıştık abi. Birinci hafta adam dedi ki gelin benim evde çekin. Bağcılar'da mı ne bir yerde. Gittik onun evinde iki bölüm çektik. Sonra onunla aramız bozuldu. Oradan da rap show masası elimizde kanka. Böyle geze geze bir sezon çektik. Masa bu mu? Yok kanka bu. Ha, bu işte çok zor çünkü. Bu hani masa, alacak elinizdeki paramız var mıydı oğlum yani. Bizim o dönemde? Yani biz kanka rap show'a başlama kararı aldığımızda gittik kredi çektik. Bütün ekipmanları her şeyi kredi çekerek yaptık. He. 24 ay o kredi ödedik kanka. Ve ondan sonra biz tam kredi öderken de pandemi girdi. Ve biz kredi yani YouTube'dan gelen parayla döndürürüz falan diye düşünüyorduk. Öyle de olmadı. Tabii. Bayağı kötü tatsız dönemler geçirdik. Pandemi bize çok vurdu o dönemde yani gerçekten. Ama olsun be hocam. 3 yıllara verdik merdik ama güzel günlerdi. Tabii canım. Güzel günlerdi. Programı hiç uzatmadan diyeceğim de 25 dakikadır konuşuyoruz. Programı hazırsanız başlıyorum. Hazırsan başlıyorum. Rap Show başlıyor.
Samet'çim. Canım. Şöyle. Annem. Kurban olurum. Canına kurban oldum. Senin çokça dalga geçtiğin ve programımızın klasikleşen sorusu haline gelen o soruyla başlıyorum. Mutlu musun? Dalga geçtin. Programın en beğenilen ve klasikleşen sorusu oldu. Teşekkür ediyorum. Kanka zaten bana güvenmeyeceğin bir yani şey bu olmalı. Ben ne diyorsam tersini yaparsan sen mutlu olursun en azından. Ya şey öyle mutsuz değilim. Çok mutlu da değilim. Böyle bir dengede gidiyorum işte. Yani. Bir şekilde gidiyorum. Ama süreç yani. Son birkaç yıldır çok böyle dalgalı yaşıyorum hayatı. Yani öyle çok dipte de görüyorum kendimi motivasyon olarak. Çok iyi hissettiğim anlar da oluyor. Yani öyle kesin net şöyle diyemiyorum. Ha, şu an için fena değilim diyebilirim ama yani. Her bölüm söylüyorum da mutluluk zaten artık bence 2024 yılında çok böyle sürekli yaşanılacak bir şey değil. Ben hiç böyle ya. Çok mutlu olduğumu hatırlamıyorum bir süre boyunca. Yani atıyorum hiç oldu mu senin? Mesela 6 ay her gün her dakika mutlusun. Her ya saniye. Ama şey mutluluk evet, öyle bir şey değil mutluluk yani. Da çok şeye bağlanabilen bir şey değil ya. Hiçbir duygu böyle stabil bir şekilde ilerlemiyor ya. Yani. Ama mutlu bir hayat denince akla böyle hep mutluymuş gibi geliniyor ya öyle bir şey yok ya. Bence benim için yok yani. Bayağı düşündüm şey, yok şey diye kanka böyle. Kanka orada ne görmüş olabilirsin? Şey gibi böyle bir toz. Yok şu manzaraya baktım. Bilgisayardaki New York ekranına bakıp. Aynen. Yok be. Acaba orada mesela. Burada olabilir hocam be. Burada da olabilir. Ya orada da yoktur eminim. Ya şey abi. Ya hiçbir şey tam olarak sürdürülebilir değil ya. Günümüz dünyasında değil. Acaba dünyada daha önce böyle bir an oldu mu yani? Hani bir duygunun işte bir yerden. Hep sürdü. Böyle hep yani. 6 ay mesela çok uzun. Bir süre yani. Hani çok mutlu olmak için. Ama yani. 6 ay mesela yas tutabilmek için okey bir süre gibi ya. 6 ay boyunca mutsuz olduğum zamanlar oldu mesela benim Samet. Ama 6 ay boyunca genel duygumun mutlu olduğu bir an yok. Oğlum biz mutsuzuz galiba genel olarak ya. Biz böyle 90'lar kuşağı olarak böyle televizyonda hep o selebritleri, ünlüleri hep böyle magazinlerde kim zannettik? Evet abi. Hep gülerken, hep eğlenirken, hep böyle çok elit, hep böyle çok sosyetikken gördük ya böyle. Sandık ki belki de hep mutlular. Yani hep o anlarına şahit. Sosyal medya yok, bir şey yok çünkü. Belki de kafamız oradan yazılmış. Çok mu psikolojik gittim acaba? Hani belki de kafamıza mutluluk yok, güzel vardı. Sohbet. Ya i̇yi, belki iyi de sohbet. O zaman iyi satıyordu şey. Sosyal medya olmadığı için televizyonda gördüğün şeyi yiyordun. Şimdi sosyal medyada sayesinde daha doğrusu işte çok hayran olduğun bir insanın aslında gerizekalı olduğunu görebiliyorsun. Ya da işte antipati beslediğin bir ünlünün Twitter sayesinde işte fikirlerini işte düşüncelerini okuduğunda siktir abi ne güzel entelektüel birikim var yani hiç acaba sandığım kişi olmayabilir mi dedirttiğini. Yani hem bir yandan şey senin gözlem yapman için çok güzel bir alan olmuş. Hem de tam tersi bir taraftan yani sosyal medyada sana çok fazla el dokunmaya başladı. Yani müzik yapan biri olarak işte senin ulaşılmazlığın kayboldu. Evet. Yani biri sana mesaj atıp ananı yazabiliyor. Yani, evet. Direkt. Ve şey diyebiliyor. Evet. Burnun çok çirkin. Evet. Mesela. Yani. Hani seni sevmiyorum. Geçerli bir sebebim de yok bile evet, diyebiliyor. Evet. Yani işte önemli değil yani. Senin canını sıkmak tabii istiyorum canım, diyebiliyor. Tabii canım sana uyuz oluyorum diyor evet, mesela. Sebebi evet, yok. Bana mesela evet, mesaj atıyor bir tanesi. Enerjini hiç sevmiyorum diyor mesela. Kanka diyebilecek bir şeyin de yok anladın mı? Hani ya yok bir de olabilir. Olabilir şey tabii de olabilir. Ki ama sevmediğin yani, herkese gidip bunu söylemezsin ama, yani. Ama evet işte sorun burada evet, başlıyor. Evet abi. Ben seni sevmiyorum. Evet ya ben kendime bakıyorum şey yani hayat bakış açımla ilgili aslında. Ya ben sevmediğim bir insana onu üzmek için bir motivasyon. Ya en azından hayatımdan böyle bir zaman harcama. Enerjimi sevmediğim biriyle onu sevmediğimi evet paylaşarak abi, harcamam. Ya yani. Bir de şey kanka. Nefret ettiğimiz, sevmediğimiz dost meclisinde makara yaptığımız, eleştirdiğimiz, kötülediğimiz insanlar yok mu? Var tabii ki ama girip onlara bunu yazmak. Mesela benim beğenmediğim bir videonun altına girip şey yazmam mesela. Bok gibi olmuş. Kaydırır geçerim. Elimde böyle bir avantaj var. Ama beğendiğim işleri yazarım mesela ki insan motivasyonu yükselsin. Bu önemli. Bizde şey var ya biraz artık. Çıkarımız yok ise birilerini övmekten çok gocunuyoruz abi biz. İlla bir beklentimiz var ise birilerini övüyoruz. Ben artık bir sürü insana mesaj atmaya başladım. Mesela mesaj atıyorum. Yeni bir sanatçı. Mesaj atıyorum mesela. Bayıldım yaptığın işe. Başarıların devamını diliyorum. Çok güzel gidiyorsun bence. Sakın bozma diyorum. Belki ona çok büyük bir motivasyon kaynağı alıyordur mesela yani. Bir ya çıkarım işte yok. Evet, hiçbir beklentim hayata yok. Hayata çok nereden baktığına evet bağlı abi, yani. İşte kimi çıkıyor sevdiği. Belki tanınmayan, belki çok tanınan. Yani fark etmiyor yani. Onun
insanın iyiliği için bir şeyler deniyor. Belki de aynı kişi sevmediği birine tam aksini yapabiliyor yani. Evet. Şöyle bir paradoks var. Şimdi düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Hmm. Ve biz buna inanıyoruz ve bunu evet. savunuyoruz yani. Ama böyle mi olmalı işte? Hani işte paradoks dediğim evet, şey o. Abi. Hem şey tarafındayım. Herkesin düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Hem de bu olmamalı. Yani beni sevmemek olmalı. Orada da kendime kızıyorum. Kendime kızıyorum yani. Abi hani ama şey, düşünce özgürlüğü ama diyorum. Ama Samet düşünce özgürlüğü de bir başkasının alanını işgal ediyorsa orada bitiyor ya. Ama ne o alan? Yani şey değil nefret abi. Nefret kusmak yani. Bir düşünce özgürlüğü hayır, müdür ama durduk sana, yere? Ama sana geldi dedi ki abi ya bence bok gibi olmuş bir düşünce özgürlüğüdür mesela. Yani, abi, ama bence işte, değil Samet ya. Bence kanka bazı şeyler bok gibi gerçekten. Birinin onu söylemesi gerekiyor. Ama belki de senin oluyor. İşin belki de senin işin bok gibi değil o an. Hı-hı. Yani sana o işe inanıyorsun. Tabii atıyorum, canım. Otoriteler tarafından şey onaylanmış. Hı-hı. Yani kamera bilen işte yönetmenlik açısından, sanat tasarımı açısından. Sonra 13 yaşında bir çocuk bok gibi bok olmuşuz gibi. Ya. Belki orada hani şey o yüzden şey. Düşünce yani, orada biter baba. O bok gibi olmuşla başka bok gibi olmuşlar arasında da fark olabilir ya. Hepsine özgürlük tanınması söyle be. Normal. Her yani. Şeyde özgürlük olmasın de be. Şu an o geldi. Ya abi ucuna. Şey ya bu bayağı tartışılabilir bir ben şey. Ben şöyle kanka bok gibi olmuş bir düşünce özgürlüğü mü bilmiyorum. Bence değil. Bence diye başına koyayım. Bence şöyle denilebilir yani o. Feyyaz Yiğit. Aynen. Bence. Aynen. Yani şöyle denilebilir kanka. Abi çok kötü olmuş. Ve nasıl daha iyi olması konusunda da şöyle bir fikrim var diye bir yapıcı eleştiri yapabilirsin mesela. Hani bok gibi de hani düşünceni de belirtmenin birçok yönü yöntemi var ya kanka. Abi sorun şurada. Bok gibi yerine bok çok gibi, kötü diyebilirsin yani mesela. Yani şimdi bok gibi hayır ama sen şimdi bok gibi olmuş diyebilirsin ama sonrasında. Yani işte sence bok gibi olmuş diyen birinin bir argümanı olabilir mi? İşte yani? Evet abi. İşte bu düşünce özgürlüğü müdür hocam o zaman? Yani şu mudur oğlum, hocam? Oğlum senle az önce konuştuk kara mizah sert değil falan. Hocam, yani abi, küfür. Kanka bir dakika şimdi kara mizah bu mudur hocam? Onun demek bir kara mizah mıdır mesela? Net kara kanka saçmalama. Bazıları çünkü şey alıyor. Yani işte düşsene çocuk arkadaşlarıyla oturmuş. Şimdi bak ne yazacağım. Ben, aynen. Onlar eğleniyor abi yani. Bir kalkıp ve yorumlara bazen cevap verdiğin çok ofansif bir şekilde ya, oldu mu? Olmadı. Hiç yani mi? Twitter'da birebir de yapılan yorumlara cevap verdiğim oldu. Postta çok olmuyor ama olduğu oldu yani. Burayı biplersin kullanmıyorsun da sana ne yarra demişliğim var çok ya. Çok güzel söyledin. Ama bazen kanka tahammül seviyem o kadar aşılıyor ki Samet. Böyle hani şey oluyorsun işte bu hani bu çocuğu da hani anladın mı? Bu yorumu yapamazsın hani bu değil bunun hakkı çünkü abi, hani. Bak biz de bazı şeyleri abartıyoruz yani. Orada yani, evet. Orada şey bir dünya var. O dünya gerçek değil. Sosyal medyada tabii yaşadığımız kanka. İşte sana bir yorum yapıyor. Senin yüzüne geldiğinde. Ya düşünsene dünyanın böyle bir yer olduğunu. Yani bütün insanların birbirinin yüzüne bakıp. Yok. Ya. Kanka bu yaptığında çok mu takılı kaldık? Ya birinin yok şey diye ya spesifik bir konudan örnek verdik diye. Best main küfürüm galiba bu. Biri sana mesela bu. Gözüne bakıp diyor ki işin bok gibi. Sen diyorsun ki onu sana ne yapıyorum diyorsun. Kanka bu diyalogları programdan sonra yaşatacağım bize şimdi ya. Bir yere gidiyorsun ya umurumda değil. Çok keyifli olur. ama yani sonuç olarak şey ya böyle bir dünya mümkün değil. Samet en son 6 Ekim 2023'te yayınladığın Dilenme parçanın için öncelikle tebrik ediyoruz. 2023 yılında 5 adet single yayınlamışsın ve sen iyi bir dostumsun. Buradan okuyacak öyle bir şey. 2024. Harika single. şarkıya bayıldım. Notlarım arasında var bunlar. 2024'te daha üretken bir Sokrat görecek miyiz? Neler evet. yapacaksın? En son göreceğiz kankacığım. Abi. Onun neden olduğunu ben biliyorum da burada söylemeyeyim. Arkadaşlar 2024 yılında Samet'i hiç görmediğiniz kadar üretken göreceksiniz. En son albümün Kahve, Kağıt ve Kalem'i 2016 yılında yayınlamışsın be adam. Bu sene 5 albüm geliyor Samet. neden diye. Arkadaşlar IBAN atıyorum. Süper teşekkür atarsanız tüm bağışları Samet'e göndereceğiz bu programda. Bir ara çok motivasyonum yüksekti. Böyle üretmeye çalıştım. Hatta geçenlerde çok üzüldüm. Aslında aynı motivasyonla aynı problemi yaşıyorum. Hatta bence aynı anlayışla müzik yapan herkesin aynı şeyi yaşadığını biliyorum. Deniz Tekin. Müziği geçenlerde bırakmış. Müziği bıraktığını açıkladı ve bunu çok güzel cümlelerle açıkladı. Genel olarak endüstriyel müziğin bu hızlı üretimin bir ürünün parçası olmak istemediğiyle ilgili bir şeydi o açıklama aslında yani. Ayak uyduramadığın. Çünkü artık işte ayda bir şarkı yayınlanmak zorunda. Öyle yayınlamıyorsan dijital platformlar işte sana destek vermeyebiliyor. Listeler almıyorlar vesaire.
vesaire. Bir şeyin parçası olmaktan mı çekiniyorsun kanka? Yani değil bu... değil. Sadece yaptığım müziği duygularımla yapıyorum. Ya kendini zorlamıyorsun yani bir ticaretin bir parçası olmak evet için. Evet abi yani. İşte şöyle işte ayda bir şarkı yapayım falan. Denediğim oldu bu arada. Ama denediğim süreçte yaşadığım deneyim çok çirkindi. İçine sinmeyen şarkılar mı çıkıyor? Evet. Ya? Dedim ki işte ayda bir şey yapayım falan. Sonra bazı şarkılara dönüp bakıp abi ya ben bu cümleyi böyle yazmam ki yani. Dolayısıyla böyle hatalar yapmak istemiyorum. Çünkü biz direniyoruz hala. Ve bu tehlikeli direnme bir şey. Direnme olarak mı görüyorsun bunu Samet? Yaptığı öyle şeyi. Görüyorum. Çünkü kendimce bir sanat icra ediyorum ama bir yandan benim yapma düzenim, söz yazma alışkanlığım, bir şeyi finale getirdiğimde bu düzene uygun değil. Onun pazarlanma sürecine hiç uygun değil. Yani. Ayda bir şey yap ve şu soundlarda yap diyor mesela yani. Yoksa listelerde yoksun kardeşim. Ya da işte seni gibi bir şarkın TikTok'ta tutacak evet ki abi. İşte o listelere daha sonradan dahil olacak. Bunu birkaç şey gördüm. Ben senin TikTok yani için şarkı yapacağını hayal bile edemiyorum kanka. Defkan'ın ya. Kapak olsun mesela. Ya kapak olsun. Ne kadar zaman şarkısı. Sonra patladı şarkı. Abi Defkan'ın inanılmaz şarkıları var. Evet abi. Yani bence en iyi Türkçe rapteki söz yazarlarından biri. İki teknik kısmını tartışmıyorum bile yani. Buradan selam alıyoruz. Mesela Defkan'ın Akaup'ta 3. sırada işte o şeyle o işte gördüğümde şey oldu. Bir yandan hani seviniyorsun. İşte abi böyle iyi rapçilerin evet abi. Olması lazım. Hani bu şey demiyorum ya o listedeki herkes boklamıyor. Evet, evet. Çok sevdiğim arkadaşlarım, hiç tanımadığım çok iyi müzik yaptığına inandığım insanlar da var orada. Ama Defkan'ı gördüğümde böyle buruk bir sevinç yaşıyorum. Çünkü nasıl oraya abi, geldiğini biliyorsun. Abi bu adam hep orada olmalı evet. Ya yani çok iyi bir rapçi TikTok'ta bu adam. TikTok'ta patlayarak oraya gelmiş olması evet. Canını sıkıyor. Evet. Evet abi yani bu siz böyle iyi rapleri fark etmeniz için çok özür şey kanka, olmasına gücüne bakar mısın gerçekten yalnız? Şarkı bildiğim kadarıyla bir yıllık falan şarkıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yok ben hiç tarihini evet evet ya şey bir şarkı tarihini yani eski bir şarkı kanka TikTok'ta işte herhalde birkaç tane fenomen falan şarkıyı paylaşıyor değil mi öyle bir şey. Ondan sonra şarkı TikTok'ta patlıyor. Spotify'ın bir yıldır listeye almadığı şarkı listeye birinci sıradan alınıyor kanka. Bir sene sonra. Ya işte üzücü abi ve ya. Şarkı 500-600 bin bile dinlenmesi yokken bir ayda 25 milyon dinlenmeye Knockout sayesinde birinci sıraya alındığı için çıkabiliyor. Evet. Demek ki listelerin önemi çok büyük abi. Evet. Yani şarkının iyi olması, kötü olması değil de Knockout'ta ilk 5'e girdiğin zaman ya şey kötü. İşte yani. İyi rapçilerin o listelere kanırta kanırta giriyor olması. Evet. Böyle. 2024'te senden neler göreceğiz? Yeni ya single yoğun var çalışacağım mı? Gibi. Yani şey sürekli karalıyorum ama daha olgunlaşmadı kendi kafamda. Ya yani bir iki şarkım var mesela. Albüm düşünüyor musun Samet hiç? Ona da aslında süreçte karar vereceğim. Kanka galiba 10 sene olmuş değil mi? Çok oldu ya. 8 sene olmuş. Abi albümün değeri de kalmadı. Şey evet. Ya yani şey çok kötü. Aslında bir hikaye anlatıyorsun. Albüm dediğin şey birbirinden bağımsız şarkılardan oluşmuyor. Ben de en azından böyle giriş gelişme sonuç diye ilerler. İntrolar, outrolar her şeyle beraber. Bir albüm ve onun sırasını bile aslında o hikayenin sırasına göre belirlersin. Artık hiç bu dönemde çok. Şimdi evet yani bir şey yaptığında böyle en çok değer verdiğin 10 şeyin... tane hit şarkı çıkartmak gibi bir şey artık albüm yapmak. Hani içine ne kadar çok hit koyabilirsem öyle hikaye bütünlüğü falan olduğunu çok düşünmüyorum artık öyle bir kaygının olduğu ya insanlarla. Bir de şöyle eğer bir hikaye anlatmaya çalışıyorsan bir derdini tasanı işte eğlenceli anlarını paylaşıyorsan çok sevdiğin şarkıların çok gölgede kaldığını gördüğünde duygusal anlamda bir şey yaşıyorsun. Ya yani mesela en sevmediğim albümdeki şarkı en sevmediğim şarkıyı albüme koymuyorum. O ayrı. İçlerinde bir sıralamada. Evet. Bir sıralaması oluyor sonuçta yani. Ve biri böyle gidip keşfedilip bir yerlere ulaştığında ve en sevdiğin olan böyle gariban gibi 10 bin, 15 bin tıklandığında dönüp şey diyorsun yani acaba ben hiç mi anlamıyorum baba bu değil işten mi? Yani oraya yüreğimi vermişim. Kanka yani. Belki de anlamıyoruzdur bu arada. Şeyi anlamıyoruzdur tabii. Yani. Artık hani o TikTok matematiği. Yo, tabii. O çok başka bir dünya kanka. Çünkü artık bayağı TikTok matematiğiyle falan yapılıyor şarkılar. Yani şeyi sen hiç düşünüyor musun mesela bir şarkının nakaratını yaparken ya burası TikTok'ta üf be ne akım olur falan. Hiç böyle yok abi, kaygın yani olduğuna inanmıyorum. Öyle düşünmüyorum. Abi doğru bulmuyorum ya. Böyle bir şey olamaz yani. Hani ben inanmak istemiyorum. Şuna inanmak istemiyorum. TikTok için şarkı yapıyorum. Evet. Bana. Şunu diyebiliriz. Ben evet TikTok için bir şarkı yapıyorum ama ben sanat üretiyorum. İşte müzisyenim dememeli. Şey de çok enteresan. Mesela niye Reels için denmiyor da TikTok için deniyor mesela? Yani ama yeni o Reels olmaya başlıyor. Evet. Bir Reels olarak Instagram'da gelişti ama hani
yani... şey dikey video için demek daha mantıklı aslında. Evet. Direkt TikTok demek yerine. Ya ben dansa da karşı değilim. Hayır ama zoraki yapıldığında evet abi ya bir şey oluyor. Ne bileyim sen derdini anlatırken şöyle bir hareket niye yapasın yani? Ben ona karşıyım abi. Hani abi hani bir numara bulayım da hani bir o hani, tekrar o, evet edilsin abi, sosyal evet medyada. Abi, ben o dans akım, hani, akım olsun hani. Yoksa söyle şarkını, dansını et. Yorgunum beni güzel, bir akım sen... yapmayalım mı şimdi be? Hani yorgunum. Herkesin ben. Şöyle durduğu. Mesela. yorgunum ben falan. Samet şimdi hızlı sorular bölümündeyiz. Sana burada bir takım hızlı sorular soracağım ve hiç düşünmeden direkt olarak cevap vermeni isteyeceğim. Tamam. Bunda şapkam düz mü? Şapkan düz. Tamam. Şapkanı çıkart dedik ikna edemedik bir türlü. Çıkart da gül yüzünü görelim düzse dedik. Düzse yorumlar öyle YouTube aynen. Öyle çalışıyor ya. Şapkasını düz, çıkartmalı mı sizce yorumlara? Bir yorum almalıyız. Samet başlıyorum. Evet. En büyük korkun? Uçak. En sevdiğin özelliğin? İyiyim. En sevmediğin özelliğin? En sevmediğim özelliğin. Hocam hızlı sorulardır. Tık yine tık. İyiyim. Yine iyi olman. Tabii. Tüm dünya seni bir parçanla hatırlayacak olsa bu hangi parçan olsun isterdin? Distopya. Favori hobin? Koşmak. En sevdiğin Twitch yayıncısı? Adını bilmiyorum. Böyle gözlük takıyor bazen. Orkun Işıtmak. Kendi müzisyen ve o çocuk. Hype. Evet hype. Şey aynen. Şanışer'i 3 kelimeyle anlatır mısın? En iyi dost. Zeyna benim için nokta 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 nokta. Tam ergenliğime denk geliyor. Zeyna be. Hocam be. Yani aşk, seks. Aşk. Böyle hepsi abi. Ulan herkesi 3 kelimeyle can dostunu anlattın. Zeyna'yı anlatamadım be. Kanka ama yani şimdi onu sorduğunda ben şu anki şeyimle cevap vermem. Şu an Zeyna desen güzel bir kadın. En sevdiğin YouTube içerik üreticisi. Doruk canım. Hadi be. Hocam hızlı sorulardır bunlar. Ama Samet'im. Kanka ben yalan söyleyeceğim ama hızlı abi, cevap verirsem. Yalan söylemen şimdi umurumuzda direkt değil. Şimdi direkt aklıma Fırat Ceyda geldi. Çok ne seviyorum. Ne oluyor? Tamam evet. Abi yani, söyledim bitti. Çok şey yani Samet samimi mi? Ama ben düşünmeden konuşan bir insan değilim. Acaba başka bir insan var mı? Böyle hızlı sorularda böyle bir şey olabilir tamam. mi? Tamam yani bana özel öyle olsun. Hayır. Geçmişe dönük acaba pişmanlığı yaşar mıyım diye bunu cevaplamanı bekleyemeyiz Samet. Hiç öyle bir yerden no. söylemiyorum. No. Hani sonra gece yatağa attığında şey olacak değil mi? Ulan o Fırat değildi aslında. Ceyda değildi. Mr. Beast miydi acaba? Mr. Beast'i niye unuttum? Orkun muydu acaba? Ya birkaç tane var zaten. Say be adam. Hepsini söyle. Aa işte bana kumayrıklarla geliyorum böyle. Hadi bakalım. En yavaş sorular diye benim programım aynen. özel. Aynen. Senle var. İlk sezondaki benim de beynim böyle. Öyle çalışıyor. Benim RAM çok yavaş. Sen böyle soruyorsun. Ben kaplumbağa gibi düşünüyorum. Sen ilk sezonda da bunda çok zorluk yaşamıştık bu arada aynen. sorularda. Böyle falanlarınla böyle senin. YouTube'u söyle artık. Düşünüyorsun şu an. Bir yandan bellekte düşünülüyor. Farkındayım. Tam Fırat Ceyda dedim ya. Bu ben mudur lan? Son zamanlarda. Başına mı geldik yani. Tüm hikayenin be adam? Bu kadar. Yok değil. Onların ben samimiyetini çok seviyorum. Eyvallah. Sahneye çıkmadan önce mutlaka yaptığım bir şey. Eskiden bağırırdım. Şey gibi böyle bir diyafram falan mı hayır, böyle? Yok. Ha değil. Enerji boşalmış. Aynen. Budur hocam. Eyvallah. Bu soracağım soruya doğru ya da yanlış demeni istiyorum Samet. Evet. Anksiyete konusunda artık daha iyiyim. Birçok şeyi aştım. Ancak her an her şey tekrar eskisi gibi boka saracak hissi içimden hiç gitmiyor. Doğru. Günlük bir rutinin. Bu ara evdeyim. Rutin mi lan? Evet ev benim için artık rutinim oldu. Yani. Evde olmak bir rutin. Ya PS'e FIFA. FIFA. FIFA oynuyorsun. FIFA oynuyorum. Ulan hiç beklemem senden. Bayağı sen kariyer. Şaka zannediyorsun. Sen bizi şaka yaptık diye falan sen bizi. Sen bayağı kariyer şimdi, modunda. Evet evet. Kart açmalar. Şey oynuyor. Yo yo onun değil ya. Onu daha keşfedemedim. Aman bulaşma sen. Hayır, kart açıyorlar falan. Aman kanka biz bulaşmayalım. Niye orada da mı para var? Evet kanka. Ne diyorsun? Ne diyorsunuz ya? Hadi ya iyiymiş be. Abi şey keşke bilseymişim. Fuat Ergin denince aklına gelen ilk şey. Tık tık tık. Üstad. Eyvallah. Beni ben yapan şarkı nokta 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 nokta. Yorgunum ben. Eyvallah çok güzel şarkı bu arada gerçekten. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi nokta 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 noktadır. Adını hatırlamıyorum. Show TV'de çocukların şey oldu. Suskunlar. Olduğu... Suskunlar. Hocam be yapmayın her hafta be. Yine bizi buhrana sürükledin be. Suskunlar mıdır hocam? Tamam ben net ya. Ya o zamanları hatırlıyorum. Böyle bir de aykırı olursun. Aynen. Ya ben izlemiyorum ya. Ben dizi izlemiyorum ya falan. O zaman zamanın alışık olduğu sana dayatmadan çok uzak yani. Hmm. İşte karakterler, oyuncular çok iyiydi. Kuzey Güney izledin mi Samet? Tabii. Hocam be iki Kuzey Güney sohbeti çevirmeyelim mi? Yani, adamı ama ben de burada. Şey de değilim senin ki. Senin de buyunu s-
Can ben dedi konuşmayalım mı be? Bölüm bölüm hakim değilim. Bazı bölümlerini televizyondan izledim. Ne kadarını izlediğime dair bir fikrin yok. Başının evet sonunu falan öyle şey olarak. Tabii işte bağlamını bilmem yani. Hocam benim için çok ayrıdır yeri be. Değiştirmek istediğin bir özelliğin. İyiliğim abi. Çok iyi misin? Müthişim ya. Çok garip bir sohbet. Nasıl anlatacağım bilmem. İnanılmazım ya. İyiliğim derken aslında. İyilik yapmak mı? İnsan olmakla ilgili değil. Onu biraz törpülemek isterim. Yani rahatsız değilim yani. Daha dengeli olmalıyım bu konuda. Çok fazla diyorsun şu anda. Tabii. Hiç de görmedim öyle bir iyi niyetini. Ulan götüm benim programa çağırma sebebin bu. Bu programın yaratıcısıyım ben. İyi adam abi. Hayır lan. Bu programı... Değilim ama ya en azından hani. Desene. O değil de doğru. Kanalın adını Rap Show mu Dorukçun Özgüler mi kısmındaki hikayeyi yine ulan onu ne önermiştim sana be diye. Sami hayatımda bir şey oldu ve o gün büyüdüm dediğin olay. Yani bu zamana kadar hep böyle bir olayım vardı da babam öldü. Başın sağ olsun bu arada, Allah rahmet eylesin. Burada da bir kere daha söylemiş olayım. Eyvallah kanka. Bence bir tek bu. Yani daha önce hep böyle büyüdüğünü deneyimler oluyor. Hayatımda bu kadar değiştiğimi hissettiğim yegane şey babamın ölümü bence. Evlilik benim için nokta 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 nokta. Yani şu bir sen önceki de programda aynen konuştuğumu evlilik bilmiyorum ama sanki hiç olmaz gibiydi. Şimdi öyle düşünmüyorum. Hadi o be zaman da zaman için demiştim. O zaman bayağı boy boyunu yapmışız evlilik konusunun evet. Şimdi hiç mesela evliliğe karşı olduğum bir şeyde değilim. Hocam ben düşünemiyorum seni evli be düğününde falan. Ben de beni evli düşünemiyorum. Hala hazır değilim. İşte hazırım demiyorum. Ama düşünüyorum. Hazırım demiyor. Yo düşünüyorum da demiyorum. Ulan, karşı değilim. Ulan geri vites bu. Düşünüyorum dedin ya az önce. Yok düşünüyorum dediğim ya bir gün evleneceğimi düşünüyorum. Ama şu an şey değilim yani. Karşı değilim. Yine o kadar keskin. Hiçbir şey o kadar keskin değil. Yani. Vay be hocam. Ya. Evlilikler mi evlilikler ha? Ya büyüyoruz mu demek lazım, yaşlanıyoruz yok mu demek lazım. Yok be, yaşla yani alakası yok bence artık günümüzde onun. Ben mesela hiç sıcak bakmıyorum hala evliliğe. Yani. Çünkü kanka evlenmek artık günümüzde apayrı bir olay. Genç adamsın Doruk. Hayatını yaşa sen, bize bırak bu işleri. Yaşa yaşa. Hızlı sorular bitti. Cevapları için Samet'e koşacağım. Harika. Hızlı olan benim. Yani. Sen de hızlı olanımız, yandık yani. Hediye ne getirdin Samet? Hediyeyi ben kargolasam. Buraya koydum direkt. Şu an kayıttayız. Hediye paketi bölümündeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar hediye paketi bölümündeyiz. Ben bir şey getirmeyi unuttum. Samet'i defalarca yazdım. Dedim ki izleyicilerimize duyduğumuz saygıyı ve sevgiyi unutmayalım Samet'im. Yani Samet'in de dünya çok s**in ya. Şapkanı verelim. Ya bu değil de başka bir şapkan. Ya bunu müzikalde de kullanıyorum. Evet. O yüzden. Müzikalde başka bir şey kullanırsan olmaz mı? Yok lan aynı marka, aynı hayvanı başka ya. Yani. iPhone'u verdi millet. Tepki eski telefonum verdi. Yoksa şey kullandı. Mi? 13 Pro Max'i verdi. Buradan tepkiyi tebrik ediyorum kanka. Kanka bir 14 Pro Max de bana verirsen. Oğlum niye 15 istemiyorsun? Niye hayallerin 15 çıktı değil mi? Tepki. Ben de rica ediyorum senden. Video yorum atan insanlardan bir kişiye rastgele gönderiyoruz. Samet bu şapkanın aynı markasının başka hayvanlısını gönderecek size. Kazananları da şuradan Instagram hesabımdan açıklıyor olacağım. Tam evet, bölümü inlerken bir ay sonra Samet'e hediyesi için çok teşekkür ederiz. Aferin bana. Şanışer ile birlikte Türkçe rap'in akla gelen ilk ikililerinden biri oldunuz. İlk program zamanlarında çok böyle hissetmiyordum ama böyle artık ikinizi ayrı ayrı düşünemeyecek bir duruma geldim. Yani ikinizi ayrı ayrı düşünemiyorum. Solo kariyerini ihmal ettiğini düşünüyor musun? Sert soruymuş. Düşünüyorum tabii. Konfor alanım oldu yani benim konser yapmak. Biraz beni şeyde tembelleştirdi. Yani Sarp'la müzik yapmak ve sahneye çıkmak benim için çok keyifli. Hem de konfor alanında. Yani beni en çok kendime kızdığım nokta şey. Aslında sadece benim değil Sarp da bunu söylüyor. Kanka üret daha çok çalış falan ama ben atıyorum bir süre çok iyi para kazanıyorum sonra salıyorum yatıyorum dünya affedersin. Onu yapmamam lazım ama bir yandan da işte müzik üretirken de böyle baskı altında bir müzik yapamıyorum. Kendime işte bir şey hissetmeden atıyorum çok keyifliyim falan. Hani bunu çok paylaşamıyorum. Yani çok enerji dolu şarkılar yapmayı da sevmiyorsun bir de. Sen yani yok hep... kendimi evet ifade ediş biçimim o değil. Hayata çok karanlık bir yerden bakıyorum. Kendime de sorduğum şu oluyor. Samet bu rahatlık, bu keyif sana kendi kariyerin açısından eksi olarak yazıyor mu? Yazıyor. Ama o benim tembelliğimle ilgili. Bu
deneyimle ilgili değil yani. Bu sene biraz bununla ilgili şeyler kendi işinden en azından düşünme. Çünkü ben seni tanıdığımda ilk başta sen Sokrates'teydin. Sonradan böyle bir hani bir gruba dönüşme gibi tırnak içinde bir sürece geçtiniz. Aslında öyle de değil. Öyle değil ama hani ayrı konser vermiyorsunuz, hep birlikte konser veriyorsunuz ve bu konserdeki olan ikilileriniz aslında bir işte doğruluk oldu yani. Ya şöyle değil, şöyle düşünmek lazım. Ben Şanışer'le konser veriyorum. Şanışer benim en az 5 katım daha ünlü bir adam. Dolayısıyla bu soru bana daha çok bana soruluyor. Çünkü o ünlü olan zaten. Yani o tek başına da kariyerine devam ettiğinde belki çok sık eğlenceli şarkı yaptığımız için daha az zevk alır ama kariyeri devam eder bir şekilde. Yani bana bu sorunun gelme sebeplerinden bir tanesi sahneler açısından özellikle. Sen niye kendini çok ihmal ediyorsun da şey oluyor. Yani ben olsaydım, o ikilinin ünlüsü ben olsaydım bu soruyu Şanışer'e sorarlar. Güzel bir doğal olarak yani. Dolayısıyla orada benim tembelliğim var aslında. Ama yani. Kanka şöyle, sen ilk çıktığın zamanlarda sen adı bayağı tanınan, duyulan, bilinen bir adamdın. Yani şey kimse diyemez. Sen aynı tempoyla devam etseydin kimse şu anda şey diyemez yani. Şu an Sarp benim 5 katım daha ünlü bir adam diyemezdim mesela. Çünkü sen ya ilk çıktığın zaman abi, kanka bayağı ses getirmiştin ya. Ama ilk çıktığın dönemlerde. Abi şey bir yani işte. Abi hayata bakış açısıyla ilgili bunlar ya. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani benim bununla ilgili bir derdim de yok. Benim kendi ünlülüğümle ilgili. Ya ünlülük, ünsüzlük yani nasıl tanımlıyorsan abi. Ay şeyi anlıyorum. Şeyle ilgili bir derdim de yok yani. Böyle bir konumda olmak beni rahatsız etmiyor. Hani şey diyorsun hiç, ya mesela. Hani hiç. Tırnak bazen ismi lazım değil. Arkadaşlarım bana söylüyor. Şey gibi hani. Yani Sarp'ı kötüler bir yerden söylemedikleri için rahatça söylüyor. Gibi bir şeyden bahsediyorsun aslında. Niye yani. Niye kendi kariyerine hani böyle bir şey yapıyorsun? Ben diyorum abi benim keyfim yerinde kime ne ya? Yani okay. Çünkü o yine işte o oluşan şeyle ilgili. O benle ilgili abi. Şu benim elimde değilim abi. Çok iyi müzik yapıyorsam, çok iyi hitler yapıyorsam, çok iyi bir şairsem. Neyse o. Çok iyi olduğum bir şey varsa benim. Ben üretip bir şekilde çok milyonlara o insanların hayal ettiği şeyleri yakalayabilir miyim? Öyleysem. Diyelim ki yakalarım. Yakalarsam konu şey olmaz ya. O zaman şartlar eşitlenmiş. Atıyorum eşitlenir. Ben artıya geçerim. O önemli değil abi. Yani kimin hangi pozisyonda olduğu. Kanka ama aslında şöyle. Solo kariyerine. Sonuç olarak benle ilgili bir şey. Evet yani. Çünkü Sarp solo kariyerine becerebiliyorsam de işler yapayım. Mesela ikililerinizin dışında işte hani live session'lar yaptı vesaireler yaptı. Albümler çıkarttı. Mesela sen 10 senedir albüm çıkartmıyorsun falan gibi yani. Aslında burada şey değil yani. Yatıyor adam. Hayır şey değil yani. Birinizin daha ünlü şu anda tırnak içinde yani kime göre neye göre sana göre olabilir ama yok, birinizin daha ünlü, birinizin daha ünsüz ya da işte birinizin geri planda kalması değil. Neden sen solo kariyerini ihmal ediyorsun aslında soru burada. Yani tabii. Çünkü Sarp ihmal kanka, etmiyor gördüğüm ben kadarıyla. Ben de şöyle bir noktadayım. Yani bir gün birinin gölgesi olacaksam şu hayatta Sarp'ın olmayı tercih ederdim. Kendimde öyle bir aşağılık kompleksim yok. Estağfurullah. Çünkü benim için önemli değil. Eğer bir gün ben de o kadar iyi üretmeyi ve eğer o kadar yeteneğim varsa bu şey de olabilir. Yani denge hayatta değişebilir yani bu dengeler. Tabii ki. Ama ben ne o hırsla müzik yapıyorum ne bir gün ben de işte şöyle olayım falan diyorum. Ne de abi ben insanların gölgesinde hayatı kariyerimi geçireyim diyorum. İkisi de değil. Sadece tembelim baba. Eğer yaparsa o olup olmadığını göreceğim hiç yani. Hiç denedin mi Samet? Bu sene. Hırsım yok baba. Yok, benim bilgisayar oyunlarındaki hırsım şu hayatımda olsa en kötü salaklıktan ünlü olurdum. Yani hani derdim ki ya kendine şöyle bir persona yap. Mal bir adam ya. Ünlü ol hani. Dolayısıyla bir şekilde ne bileyim al şu 200 lirayı bunun çalışmasını. Hani ne bileyim abi yani. Hani çok şey var. İnsanlar içeride şey gibi niye mesela diyor ki niye o kadar az şarkı okutuyorlar sana. Ben emir edeyim ama. Bu benim tercihim yani. Şey çünkü bana Sarp ve Sidar'ın da şikayet ettiği şey bu. Ulan şu eklesene yoğlum sence Şanışer demez mi şey diye. Bir tane de okuyayım. Kanka 2-3 tane de oku da amkın ben de biraz dinleneyim. Yani. Ama senin bu demiyor fazla değil. Tevazulu açıklamaların bence insanlarda bu algıyı yaratıyor kankacığım. Komplekslerden arınmak kolay olmaması gibi bu komplekslerden arınmayı açıklamak da kolay değil böyle izleyici karşısında. Hani işte bu tevazu da belki de insanlarda şeyi yaratıyor yani. Lan sana niye şarkı söyletiyorlar falan hani. Biz bir tabii konuşalım şey hani anladın mı hani. Hani dört top ya dört de bir çocuğun şarkısı. Yok işte tam tersi de olduğu oluyor işte. Hani sadece bana şeyimde özel değil. Ekşi'de şeyi okuduğumu biliyorum. Ya bu lan sahnelere devam ediyoruz. Çünkü bir gün mesela sana mı diyorlar? Sarp'a benle ilgili. Ha diyor. Sana diyorlar. Okay. Tam tersi de oluyor. Yani Sarp'a şey yazdıkları da oluyor. Abi bu adam kaç kere benim böyle çok ağır sarhoş sahneye çıkmışlığım var. Sonuçta normalde ana sahne Şanışer. Ve çoğu insan onun için bilet alıp biri gelmiş. Biri geliyor. Biri geliyor. Şey no bir SD. Yani böyle
O disipline çok uzak ya. No1'i isteyin oğlum ya. Kanka ben No1'i çok seviyorum o yüzden. Gel dalga geçme. Bu arada anladım, çok seviyorum. Evet kanka. Benim ünlüm işte. Şu an o kadar doruklarda yaşamıyorum. Hı-hı. Bir gün böyle bayağı artık bokumu çıkardım yani. Sahnede benim şarkılarıma back yaptım. Serp okudu. İyi back Kadıköy Drog X'ler Ece hatırlar yani. Ya back yapabilmişsin ve... ama en azından kanka. Ya yine o kadar yani. Aynen, sonra artık var. Sabah uyandığımda şeydim abi. Böyle utancımdan ne diyeceğim bilmiyorum. Sana Serp kızıyor mu mesela böyle şey? Kızıyor mu? Aynen kanka. Beni s**kıyorlar. Oğlum bu insanlar ne zannediyor beni? Değil oğlum, bu adam benim arkadaşım. Kızıyor musun lan sonra bana? Değil tabii. Şey yani normalde ikililer arasında böyle şeyler sinirlenmeler olur çünkü. Çok sarhoş olduğunu hiçbir şey konuşmadınız mı bununla ilgili mesela? Sonra Sarp hiçbir şey demedi mi sana yani? Yok. Bütün şarkılarını ben okudum be adam. Yok hani, kanka. Aa çok acayip ya. Yani şey çünkü abi ben öyle bir durumda işte iletişim bu yüzden. Senin var. Mahcup olduğunu evet. Hissetti zaten. Yani ben okay. Şöyle gidiyorsam abi yani hani onun bir şey demesine gerek fırsat yok. Bırakmıyorum. Evet. Bırakmıyorum çünkü yediğim bokun biliyorsun. Çok büyük farkındayım. Enteresan yani abi işte çok özür dilerim ya yani. Şey bir yerden yani ben olsam benim ağzıma sıçardım bir yerden yaklaştığımda o da bir yandan kendi içten içe şey diyordur yani abi zaten yapacağını bu psikoloji bu adama yeter diyordur yani. Samet, şimdi cezalı sorular bölümündeyiz. Yes. Sana burada bir takım sorular soracağım. Çok güzel sorular olacak bunlar. Ve eğer bunları cevap verirsen fanustan bir ceza çekip ben yapacağım. Ama dersen ki bu sorular çok güzel, ben bunları cevaplayamam, o zaman fanustan bir tane ceza çekip sen yapacaksın. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Banka hesaplarında toplam ne kadar var? Kameraya göster. Fanustan ceza çekeyim. Hocam buyurunuz. Eksi milyonları göstermek istemem. En utanç verici sarhoş anını anlat. Ece'de videosu var. Hiçbir yerde yok ama. Yayınlayalım mı? Yani 1 milyon verirseniz belki onaylarız. 1 milyonu yapmayacağı şey yok şu an. Evet. Hani eskiden bir soru vardı ya 1 milyon verseler. Evet. Bir gün Ece, ben, bir de Cem diye bir arkadaşımız var çok sevdiğimiz. Onun mekandan çıktık. Yolda yürüyoruz. Ben artık içmekten bilincimi kaybetmişim abi. Oğlum daha tatlısı sayıyor. Ve Ece de beni tiye alıyor. Böyle makara yapıp video çekiyor falan. Bizim aramızda alışkanlıktır yani. Ece'den izleriz yani bazı şeyleri falan. Ben sarhoşken elimdeki kola şişesini yere atmış. O benim de böyle şeyleri sevmeyeceğimi biliyor. Yani bana takılıyor şey diye. Samet diyor, sen az önce diyor yere attın diyor. Kolayı farkında mısın diyor. Nasıl ya diyor. Ben yapmam öyle bir şey diyorum. Diyor ki kola şişesini yere attın. Ben katakuluyu yere atmam diyor. Neyi? Katakulu. Katakulu. Coca-Cola. Elveda serisinden bir şarkıyı akapella olarak kameraya doğru söylemek mi, fanustan bir kağıt çekmek mi? Dudaklarını oynatmadan Somam'daki eğitim versiyonu söyle. Bak şu. Neyse anladım her derste. Ayrı. Kanka bazı kelimeleri ağzımı açmadan söyleyemiyorum ki. Tam söylediğim saygı. Yok bak şu ya. Zengin hakim ayrı. Ya sen çok farklı söylüyorsun oğlum. Hocam kendi söyleyince söylüyoruz. Söylediğini sanıyor. Ooo! Verse hakkında bir söyle lan. Bana sesli olarak söylesene bir başlangıcını. Zengin fakir ayrı, torbili ya da parasına göre kayırır. Eğitim endüstridir, inşaatlar, mansallar gibi ayrı. Kiminin kitap alacak bir parası yok. Yok. Aynısı abi. Yarın gel başlamına. Oğlum ben de aynısını yaptım işte, sonra anladım ki bir yerden sonra şey şuna dönüyor. Kanka Türkçe rap işte artık biraz oraya kaydı ya, yapacak bir şey yok. Sahnenin ortasında müziksiz dans etmek mi, fanustan bir kağıt çekmek mi? Son çok safe zondasın be kanka. Yatak odandaki en küçük düşürücü şey nedir? Bir düşüneyim abi, hiç küçük düşürücü bir şey var mı yatak odamda diye düşünüyorum. Şöyle de çevirebiliriz bu soruyu. Yatak odanda bugüne kadar yaşadığın en küçük düşürücü olay diye de çevirebiliriz. Sana böyle bir opsiyon sunuyorum şu an. En küçük düşürücü olay. Hani... Acaba seks konusunda bir sorun yaşadın? Oğlum soru o zaten.
koyayım. Bunu yani gizli saklı mı yapıyor muyuz ama gibi gözüküyor. Ama soru hiç öyle değil abi. Ay, en küçük düşürücü şey nedir? Belki de yatak odamda işte boktan pembe bir duvarda asılı bir şeyim var. Söyle kanka, hiç problem yok değil. İşte. Aa, şey olabilir ya, pekmen şeyim var duvarda. Çok küçük düşürücü Samet Bey. O kadar küçük düşürücü şey nasıl katlanıyorsun ne buna? Ne bileyim, pekmen çok sevimli. Ben çok hırçınım ya. Ulan burada böyle yatak odasında hırçın olduğunu söylemek için bu hikaye. Hayır, yatak odasında hırçın değilim oğlum. Yani karakter oğlum, o. Görünüş olarak şeyim ya. Sertim. Kendi küçük düştüğüm en son çocukluğumda abim şortumu indirmişti insanların ortasında. Yatak odasında mı yaşandı bu hikaye? Hayır. Olur. Hayır, onu anlatmazsan başka bir an anlat demedim mi oğlum? Bunu anlatmazsan başka bir hikaye anlat diye bir cümle çıktı mı benim ağzımdan? Arkadaşlar şu an ben bunu yaptıracağım. Montajda böyle bızızıt olacak. Bir geri geçecek. Dorukcan'a şu cümlesi gelecek ekrana. Hangisi? Diyecek ki Dorukcan, biz bunu anlattırmadıklarımızda hayatında en küçük düştüğün anı anlat o zaman. Öyle mi yapacağız Samet'im? Okey bebeğim. Şu an bızızıt yapıyoruz arkadaşlar. Biz bızıt yapalım ve hangimiz haklı tamam, onu görelim. Şöyle de çevirebiliriz bu soruyu. Yatak odanda bugüne kadar yaşadığın en küçük düşürücü olay diye de çevirebiliriz. Sana böyle bir opsiyon sunuyorum şu an. O videoda söylediğin şey bak kaydediliyor. Ne kadar şu an? Bir kere daha koyuyorum, bir kere daha mahcup oluyorsun şu an kurguda. Yatak odanda bugüne kadar yaşadığın en küçük düşürücü olay diye de çevirebiliriz. Şu an kurguda bir kere daha mahcup oldun yani. Çok sevindim. İzleyip şey dedim, vay be. Ne göt olmuşum. Hadi çek bir tane daha, çek. 30 saniye boyunca elveda serisini öv. Ya var ya, bu çocuk beni katil etmiş. Evet hocam. 30 saniye boyunca kameraya bakıp elveda peki, serisi. Peki şöyle bir şey yok mu? Pazarlık yok hocam. Tamam, hemen övüyorum. Evet. Arkadaşlar, elveda serisi benim çocukluğumda yoğun duygularımla yaptığım müthiş samimi sözler içeren. Biri o kadar da yanlış. Çok şarkılar övecek bütünü. Övüyorum canım. Yanlış manlış yok. Ulusu satış hocam. Öveceğim. Hayır, satamam. Yani şöyle düşünmek lazım elveda serisine. Böyle şey yazıyor ya mesela, portakal suyu diye gidiyorsun, bir meyve suyu alıyorsun. Sonra arkasını okuyorsun. Şey yazıyor. 0.09 portakal. İşte bilmem ne asit. Böyle göt bilmem ne. Onun gibi elveda serisi. %0.9 samimiyet mi yani? Hayır. %100 samimiyet. %0.9 karakter ya. Hani yarı yani ben oldu. İyi olduğumu savunmuyorum şarkıda. Abi ergendim ya. Kendime ben de çok kızıyorum ama ben de sıkıldım, kendime de kızmaktan sıkıldım be birader. Adam överken millet bile şu günlerde böyle. Hayır, ben şey ben oluyorum abi. Ben Ece'ye gelmeden önce ne derim? Ben yıllardır aynaya bakamadığım cinsiyetçi bir şu an cümlesi var diye şarkı için. Türkçe'de bak, 18 yaşında yapmış. Bir 18 yıl daha geçirdim. Ta ergenliğimde yaptığım şarkıyla ilgili birkaç cümlesi. Oğlum çok mu şey davranıyorsun? Hiç savunulacak bir tarafı yok ama çok mütevazı davranıyorsun yani. Yok, daha kendime bu kadar da kızmamam gerektiği için onu diyorum ya kanka, şey şu an senin o korkunç, sana gelen korkunç şey şu an ama övemem çok de duyulan yani. Evet yani, tamam anlıyorum ama şu an insanlar bunu normal olarak yapıyor mesela. Bence sen böyle söyleyince ne oluyor biliyor musun? İnsanlar böyle korkunç şeyler var zannediyor şarkıda, böyle yani elveda serilerinin tamamında. Hani böyle inanılmaz cinsi, evet cinsiyetçi şeyler yok mu var? Ama şu an Türkçe rap'in yarısında senin zaten şu an bu korkunç pişmanlığını yaşadığın sözler var abi. Evet. Şansın olduğunu bilsen Türkiye'den doğrudan yürüyeceğin ünlü isim kim? 10 saniye boyunca mi yavla? Yok anasını. Kameraya bakarak 10 saniye boyunca. Miyav. Bir mısır atıyorum orada. Zaman dolduruyorum. Bir mısır daha yiyorum. Miyav. Tamam abi. Oğlum çok boktan bir miyavlamaydı bu ama. Samet, telefonumdaki son 3 ekran görüntüsünü göstermek ve fanustan bir kağıt çekmek. Telefonu eline aldıktan sonra geri dönüş yok. Fanustan kağıt. Ben hep fanustan geldim. Ben bu kadar. Kardeşim çok yok, güvenli alandasın. Yok ben de şeyden dolayı. Son telefonumla ilgili galerim yok benim ya. Oğlum bunları insanlara anlatamadığım için o kadar üzülüyorum. Evet. Oyun bitene kadar karşındakine çilekli turtam diye hitap et. Sen misin? Evet kanka. Çilekli turtam ne var oğlum? Benim normalde ben zaten içince millete aşkım hayatım bebeğim dedim diyorum. Ben Nişantaşı'nda yaşıyorum ya. Bizde çilekli turta şey ya. Günün hani, kanka demek gibi yani. Şey gibi, böyle nefret söylemi gibi ya. Biz daha ötesindeyiz. Türkiye'den asla dinlemem dediğin rap sanatçısı kim, kameraya doğru söyle. Çok var.
Telefondan rastgele birini arayıp Elveda bir verse'ünü oku. Ben Elveda bir verse'ümü bilmiyorum öncelikle. Açarız Google'dan kankacığım. Sen dert etmek güzel canını sıkmışsın. Ben açtım Google'dan sözleri. Tamam. Kimi arayacaksın? Bilmiyorum henüz. Kim olduğunu söyle. Hoparlörü mü almam lazım? Yok kanka. Tabii ki yani. Alacağım ha. Tabii. Aldım hoparlörü. Sarp'ı arıyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Beni merak ediyor musun? Acaba o çocuk her istediğinde geliyor mu? Seni unutmayı ben her defada deniyorum ama olmuyor. Diyorlar ki senin belanı s**im Doruk. Kanka ya. Anladın değil mi? Abi rezillik ya s**im. Kardeşim benim. İyisin değil mi kankacığım? Oğlum kapatsana. İşte kapatsana falan diyorlar. Kapatıyorum hadi. Hadi iyi çekimler. Sağ ol kankacığım. Abi. Niye o cümle yok umarım kardeşim? Oğlum asıl benim yarım saattir konuştuğum şey. Bir de o şimdi 4000'de çıkması ya. Hani böyle koskoca 6 seri var ve ben bir satırdan rahatsız. O satırda bu 4 satırdan bir rahatsız. 4. satır. Cezalı sorular bitti. Samet'e cevaplar edecek. Kocaman. Samet. Rap show bitti. Vay be. O gün bugün mü? Adamım. Ya, nasıl gidiyor erkeklik işleri? Hadi adamım. Samet'in rap show'u nasıl buldun yıllar sonra? Bayağı keyifliydi sohbet yani. Ne güzel ya. Lafladık abi işte. Vallahi gerçekten güzel bir tanımlama. Lafladık. Vallahi bugün biraz lafladık. Böyle uyumadan açıp tatlı tatlı dinleyip uykuya da dalınabilecek. Yemek yerken efendime söyleyeyim. Güzel güzel izlenebilecek. Şey, öyle satıyorum. Satıyorum şu anda. Arkadaşlar bugün Mercedes, Prada. Aa yok. Arkadaşlar. Kanka bir dakika. Doruk'un mikrofonu gitti. Yok. Gel gel benim mikrofonuma konuş. Mikrofonumun şarjı bitti arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Samet. Ya oğlum deli gibi yaptın kendini ya. Samet. Çok acıkmışım. 5 yıl sonra tekrardan bir rap show'da karşılaşmanın, görüşmenin, konuşmanın mutluluğunu gerçekten şaka bir yana yaşadım. Ve bu 100 bin abone plaketini seninle açtığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Rap show'a kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Sokrates diye tekrardan ikinci kez kocaman bir alkış. Nasıl gidiyor erkeklik işte? Kankacığım. Seni seviyorum. Dikkat ben et. Ben de seni seviyorum. Hadi bakalım adam. Rap Show'un bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tam 5 yıl sonra Samet'le tekrardan bir Rap Show bölümü çekmenin mutluluğunu yaşadığımı az önce söylemiş olmama rağmen tekrar söylüyorum. Çünkü gerçekten öyle bir mutluluk yaşıyorum. 100 bin abone olduk. Muhabit ikimizi doğrulama rozetimizi aldık. Plaketimizi açtık. Bu bölümde Rap Show'da bu plaketi açmak benim için önemliydi. Sizlerle de bu anı paylaşmak, mutluluğumuzu böyle gözlerinizin önünde yaşamak istedim. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz, yalnız bırakmadığınız için. Sanıyorum ki... Adamı bu kadar överken programıma yaptığı bu saygısızlık hakkında ne düşünüyorsun? Hani ya Samet şöyledir, Samet böyledir. Arkadan TikTok açtı adam ya. Sana yazıklar olsun ya. Arkadaşlar şahane böyle bölümlerle görüşmek üzere diyorum. Eğer Rap Show'un devamının gelmesini istiyorsanız yorum atmayı, abone olmayı, zili bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya sezon finaliyle, buruk bir sezon finaliyle görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Bye bye. Elveda. Hey, no, 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 no.